geçilmeyen şiddet bir kez daha çirkin yüzünü göstermiştir. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde beyin cerrahi servisinde görev yapan Doktor Adil Yılmaz arkadaşımızı 6 hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Sağlık Sen Diyarbakır Şubesi olarak bu çirkin olayı kınıyoruz. Şiddetin önlenmesi için yapılacak çalışmaların yanında toplumun bilinçlendirmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü şiddet öyle bir boyuta gelmiş ki bırakın insanlığın caydırmaya neredeyse cesaret verip bu doktor bir sağlık çalışanı hakarete uğramaktadır. Ya da şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetin yaptırılması ağır olmalıdır. Söz konusu şiddet uygulayanların insanlarımızın sağlık için vesayeni harcayanlar, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yapılan bu şiddeti şiddetle tüm kamuoyunu olarak kınıyoruz. Türkiye'de 2002 yılında uygulamaya başlanan sağlıktan dönüşüm programıyla beraber sağlık çalışanların iş yükü Avrupa'daki meslektaşlarına göre 6 kat artmıştır. Sağlık çalışanları ağır yorucu çalışma koşullarına rağmen övgüyü hak ederken yanlış sağlık politikaları nedeniyle şiddete maruz kalmaktadırlar. Sağlık sistemindeki bütün aksaklıklarının sorumlusu olarak maalesef sağlık çalışanları gösteriliyor. Sağlık çalışanlarının vatandaşa karşı karşıya getirilmektedir. Sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddet ve hakaret maalesef artık rutin bir hal almıştır. Günün önce mesai bitimine hastane bahçesinde Doktor Adil Yılmaz arkadaşımıza fiziksel saldırıya uğrayıp darp edilen Sağlık Sen olarak çalışmalarınızın her zaman yanında olduğumuzu belirterek bu çirkin olayı kınıyoruz ve sorunların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Güvenlik görevlilerinin sayısını ve işverenlerinin artırılması gerekmektedir arkadaşlar. Çalışanların yapılan saldırı idari konuya hukuk ve adalet ölçüsünde yaklaşmalıdır. En önemlisi şiddetin son bulması, tekrar yaşanmaması için ibadetli çağrısı ceza yaptırılmaya uygulanmaktadır arkadaşlar. Hasta ziyaretleri konusunda radikal kararlar alınmalıdır. Şiddet uygulananların önlenmesi ve sürecin yönetilmesi için özel birimlerin oluşturulmalıdır. Eğitim ve öğretim kurumlarda şiddet olgusunu yok edecek ölümlerin müfettişler alınmalıdır. Bu tür çirkin saldırıları 24 saat kesintisiz üzeriyle ve kutsal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarının motivasyonu ve çalışma huzurunu bozmaktadır. Sağlık Sen olarak artık bu saldırıların son bulmasını istiyoruz. Gün geçmiyor ki sağlıkta şiddeti bir yenisi eklenmesin. Üniversitemiz beyin cerrahi skrininde görevli doktor arkadaşımız Adil Yılmaz, 3 gün önce mesai bitiminde hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayarak 6 kişi tarafından darp edilmiştir. Gündelik hayatın bir parçası olarak algılanmaya başlanan bu ve benzeri şiddet olaylarını daha güçlü bir sesle haykırarak sesimizin tüm yetkililere ulaşmasını istiyoruz ve bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. 2002 yılında uygulanmaya başlanan ve hala devam eden sağlıkta dönüşüm programının biz sağlık çalışanları sürüklediği kaos aşikardır. Sağlıkta dönüşüm programının içeriğinde sağlık çalışanlarının hakları ihlal edilmiştir ve hatta yok sayılmıştır. Bunun neticesinde sağlık çalışanlarının can güvenliği ve itibarı kalmamıştır. Sağlık politikasında performans değerlendirmesi, hasta memnuniyeti, sağlık hizmetinin ulaşılabilir olması önemli birer unsurdur. Ancak unutulmamalıdır ki bu hizmetin sunumunda ana unsur sağlık çalışanlarıdır. Hizmetlerin sunumunun daha kaliteli olabilmesi için sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hiçbir zaman ama hiçbir zaman hak arama yöntemi olarak görülmemelidir. Bizler sağlıkta şiddetin yaşanmaması için hazırlamış olduğumuz çözüm önerilerini sıralıyoruz. Sağlık çalışanlarının hakları yazılı hukuki belge haline getirilmeli, sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenmesi için ivedilikle yasal düzenleme yapılmalıdır. Memura karşı suçlar savcılığı kurularak hukuki süreç hızlandırılmalıdır. Ceza hukukunda memura karşı suçlar gibi bir başlık oluşturulup, memura karşı işlenen suçlar ertelenmemeli, suçların ceza oranları en az 2 kat arttırılmalı ve şiddet uygulamalarının tutuklu yargılanmaları gerçekleştirilmelidir. Kendini bilmez vatandaşlar tarafından bir saldırı düzenlenmiştir. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu olayı şiddetle kınıyor ve bütün çalışanların ve de vatandaşlarımızın yanında olarak hareket edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.